Tilki sırtı var. Tilki beli. Tilki beli, pardon. Tilki beli. Buraların da yapılmasıyla bu yol, yani şu an şu yol biraz hoş değil. Hızla yapılmaz, çok virajlı, dar. Şimdi biz Bayburt tarafında yapılan dolayı, o güzelliğin buraya da gelmesi bizler, lazım. Bizler o eski yolları gördüğümüzden dolayı şu anda bize bura var ya, benim için düble yol gibi geliyor. Yeni nesle Z kuşağına bu yol patika yol gelir. Patika yol. Çünkü onlar o günleri yaşamadılar. Açlık, yokluk nedir bilmezler onlar. Ama anlayana saz, anlamayana sivrisinek biraz derler ya. Şimdi Z kuşağı onları görmedi. Anlatsam da çoğu anlamak istemiyor. Şu anda tilki beli mesela ta aşağıda. Ta aşağıda orası. Tamam mı? Ha, burası bahçediye inen yol. Tünelden aşağı. Buradan sağa şu ileride Sultan Murat'a ayrılır. Limon suyuna Sultan Murat'a. Tamam mı? Bizim güzel bir çeşme vardı. Dağlarımız ve bütün yaylalarımız böyle cennet gibidir. Yani bu Kaçkar Dağları, Soğanlı Dağları kapalı kutudur. Ama evet, içini gidip gezip gördüğün zaman cennet gibidir. Onun için biz bu vatanın, bu memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Doğayı korumamız lazım. Piknikçilere de sesleniyorum. Yediğinizi içtiğinizi bir poşete koyun, arabanıza koyun, götürün çöplere atın. Oralarda bırakmayın. Kendinize laf söyletmeyin. Eğer bu vatanı seviyorsunuzsa, eğer bu memleketi seviyorsunuzsa, doğayı seviyorsunuzsa, çöplerinizi de nasıl oraya bıraktığınızsa alın, götürün, arabanıza koyun, çöplere çöpe atın. Yani sizden ricamız bu. Herkes için, her insanın, her vatandaşımızın vazifesidir bu. Onun için insan demiş, yiğit yattığı yerden belli olur. Oturdun, yedin, içtin, yattın, yerini tertemiz topla, ondan sonra git. Peki bitkörtüsünü nasıl buluyorsun burayla bizim tarafın? Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti işte. Bak görüyorsun. Buralar yemyeşil. Orada tüneli oyan döndüğünde başka bir memleket. Oranın havası sert, insanı mert. Bak. Ha, ha. Tarafın da havası yumuşak, insanları da yumuşak. Ben seviyorum Karadeniz'i. Yani bizim... Karadeniz'in insanını da seviyorum. Ve olmazsa olmazım. Ben çocukluğumdan beri yani Karadeniz'i baştan başa gezmişim. Hele hele Trabzon bu civar benim için olmazsa olmazım. Trabzon'da solda bir çeşme vardı. Oradan hiç oturup çay içtin mi? Yok, içmedim. Tahta oluklu. Nerede? Abi sollarda bir yerdeydi ama. Çay yok ki orada. Yani çay değil, su. Var. Su içtim ha. Ha, su içtin. Ha, burada, çay yapmadın mı orada hiç? Bak şimdi bu aşağıda tilki belinin altında. Tilki belinden yukarıda. Tilki belinin altında ceviz suyu derler. Şimdi oraya istirahat duvarı yaptılar. Suyu da muhafazaya aldılar. Ceviz suyu derler oraya. Herhalde benim dediğim yer. İnsanlarımız onu ceviz suyundan gelir alır evlerine götürürler. Yani oranın suyu yemiş diyene bilmiyorum artık. Yani ben değiştim. Ama bizim Kop Dağı'nın suyunu... Yer tutmaz. Suyunu tutmaz yani. Tutmaz. Ha. Ha, Trabzon'da mesela Karadeniz'de olan çay yani su. He. Su önemli. Bizim suyumuz sert olduğundan çay pek dem tutmuyor. Ama Karadeniz'in suyu yumuşak, acayip yani güzel çay oluyor. Mesela Trabzon'da kahvede şurada burada bayat çay da olsa yani bizim oranın insanı anlamıyor. Niye? Çayda bir tat var, bir dem var. Tamam mı? Zannediyor ki mesela taze çay. Ama ben alışmışım taze mi taze değil mi? Ben anlarım o konuda çünkü ben çay tiryakisiyim. Bak buradan yukarı Boğalı Köyü'ne gider sağ tarafa. Evet. Buradan Limon Suyu'na, Taşlı Yaylası'na, Aşut'a. Bu üst tarafımız, sol tarafımız Bahçedik. Evet, bu yolu ben çok geldim. Baksana dökülmüş kayalar. Ya burası şimdi nerede şimdi oynamış. Yani bu yol açıldığı zaman buralar hep kayalıkmış. Yani kayalarla oynadığın gibi illaki yani bir kaya parçası gelecek. Allah Cenab-ı Allah dikkat etmek lazım. Yani kimseyi bu kazaya belaya karıştırmasın.
Mesela ben bu kışın geldiğimde mesela bu tilkimelerin altında iki yerde acayip bir şey gelmişti. Çığ gelmişti. Çığ mı? Çığ gelmişti. Hatta ağaçları önüne katmış yatırmış. Allah'tan hiçbir araba yokmuş. Yoksa orada araç maraç olsa Allah muhafaza bu insanların hali ne olurdu? Şansı yok. Ha, doğasıyla, güzelliğiyle yani mükemmel bir Karadeniz bölgesi. Karadeniz bambaşka bir yer.